Merhabalar. Yaşar Kemal'i bilir misiniz? Beni izleyen gençler. Yaşar Kemal bilir misiniz? Okur musunuz, sever misiniz? Bu hafta size İnce Mehmet, Yaşar Kemal. Sadece birinci ciltten bahsetmek istiyorum. Aslında ben seneler önce okudum, yani ortaokul çağlarında okumuştum. Ödev olarak okumuştum Yaşar Kemal'i. Şimdi okuduğum kitapları tekrar okuduğumdan bahsetmiştim size geçmiş yayınlarda. Bu da yine okuduklarımdan elimde duruyordu. Getirmiştim Türkiye'den buraya, Suudi Arabistan'a. O yüzden okumak istedim. Bayağıdır da kütüphanede duruyordu. Yani az buçuk böyle çok az bir şey hatırlıyordum ama detayları açıkçası hatırlamıyordum. Zaten şunu söyleyeyim. Bence bu romanı Osmaniyeliler, Ceyhanlılar, Adanalılar, Osmaniyeliler, Kadirliler okumalı. Onlar okuduklarında oralardan çok bahsettiği için bence hoşlarına gidecektir, etkileneceklerdir. Özellikle benim gibi gurbette olanlar varsa onlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Mesela ben Kadirliliyim. Babam Kadirlili, annem Ceyhanlı, yani hem anne hem baba tarafından Çukurova insanıyım. Orada da yaşadım bayağı. Çocukluğum tamamen orada geçti. Dolayısıyla romanda bahsedilen yerleri biliyorum. Süremiş Tepesi'nden bahsediyor, Savrun Çayı'ndan bahsediyor. Hatta Savrunları tanırım. Halam onların gelini. Kuzenlerimin soyadı da Savrun, yani halamın da soyadı Savrun. Orada bir Savrun Çayı vardır. Hatta şöyle bir şey vardır, yani o Savrun Çayı'ndan içen okur. Çok iyi okur. Bu arada Kadirliler iyi okur derler. İyi okumak şu demek, yani üniversite yüksek okul eğitimi alır ve gerçekten de zekidir insanları. Bunu işte ben doğum yapmıştım. Kayınvalidem bana demişti ki bu Savrun çayının suyundan getirtebilir miyiz? Maya içirmek için, kızıma içirmek için. O bile duymuş. Kayınvalidem de Adanalı arkadaşlar ama Kadirlili değil. İşte Kadirliler çok iyi okur vesaire diye duyduğu için benim çocuğuma da içirmek istedi ama o sudan getirtmedik. Neyse, romana dönelim. Roman tamamen Çukurova'da geçiyor ve çok Cumhuriyet'in ilk yılları. İşte bu topraklar, ağalık, o sistem, işte köylülerin elinden zorla alınan topraklar var ve ağalar köylülerin elinden toprakları alırken daha çıkmış eşkıyayı kullanıyor. Eşkıyalık da şöyle, mesela gidiyorsun, hısmını öldürüyorsun. Ondan sonra da yakalanmamak için dağa çıkıyorsun. Ondan sonra dağı mesken ediniyorsun ve sonra zaten iyice suça bulaşmış oluyorsun. İşte soygunculuk başlıyor. Yolları kesiyorsun, geçeni öldürüyorsun vesaire. Böyle bir hayatları var dağda. İşte jandarmadan o zaman polis yok herhalde ya. Jandarma hep böyle dağlarda falan jandarma arıyor. Eşkıya kaçıyor yakalanıncaya kadar. Burada da romanımızın kahramanı İnce Mehmet. İnce Mehmet Değirmenoluk köyünde yaşıyor annesiyle birlikte. Baba yok, vefat etmiş. İşte bunlar, orada bir Abdi Ağa var. Bu Abdi Ağa bunların belalısı. Yani köylü ekiyor, adam üçte ikisini alıyor falan. Bunlara bin tane eziyet. Yani köylülerinden işte öküzünü alıyor, toprağını alıyor, sürdürüyor, bir de ekini de alıyor. Ekinin de üçte ikisini alıyor falan yani. Hani artık böyle bunlar aç kalsın. Tabii şimdiki gibi değil. Çok kıymetli o zaman işte toprak ve işte buğday, tahıl. Onunla geçiniyorlar bütün bir sene. Hayvancılıkla geçiniyorlar, tarımla geçiniyorlar. Böyle markete gidiyorsun, her şey bolluk içinde değil. Ne yiyorsak zaten, niye bu kadar bolsa onu da anlamıyorum yani. Ne yediriyorlarsa biz artık, bu nasıl bollaşıyor? O da başka bir, benim kafamda böyle bir soru işareti. Yani neyse, çok enteresan. Köylünün bu Abdi Ağa'dan çektiği, Abdi Ağa'nın daha sonra işte bir tane yeğeni var ve İnce Mehmet'in de sevdiği bir kız var. Kızla anlaşıyorlar, Hatice. Hatçe diyeyim, Hatçe diye geçiyor çünkü. Ve halk diliyle yazmış, yani konuşulan dille yazmış Yaşar Kemal. Çok akıcı, son derece böyle fiu diye okuyorsunuz. O dille yazmış. Romanı da göstereyim size burada. Yani çok uzun, çok kalın bir şey değil. Ama tabii 4 cilt.
Neyse Hatice'yi seviyor, anlaşıyorlar ama Abdü Ağa'nın yeğeni de Hatice'ye göz koyuyor ve Hatice izliyor. Hatice'nin istiyor, Hatice'nin ailesi de Hatice'yi ona veriyor. Tabii İnce Mehmet buna razı gelir mi? Gelmiyor. Hatice ile kaçıyorlar. Hikaye öyle başlıyor. Hatice ile kaçtıktan sonra da tabii dağlarda bunların peşine düşüyorlar. Bir de Topal Ali var. Çok iyi iş sürüyor. Nam salmış iş sürmekte. İş sürme hastası bunları yakalıyor. Bakalım sonra ne oluyor? Yani çoğunuz okumuşsunuzdur ben yaşlardakiler. Hatta benden gençler de okumuştur. Ama belki çok yeni yani nesil okumamış olabilir Yaşar Kemal'i. Yaşar Kemal zaten aslen Vanlıydı galiba. İşte savaş sırasında Çukurova'ya geliyor, yerleşiyor ailesi. Kadirli'ye yerleşiyorlar. Kadirli. Bu arada Yaşar Kemal babamı çok iyi tanır. Babam da onu tanır. Hatta benim babamın anneannesi Hasibe Hatun, halk ozanı ve Ağıtlar adlı eserinde de onun derlemeleri var. Yani ağıt yakıyor benim babaanneme ozan. Ve yörenin yani o zaman Andır'ın işte o tarafların bilinen ailelerinden birinin kızı, Yaycıoğulları'nın kızı. Ve Telli Hatun var, kız kardeşi. O da aynı şekilde halk ozanı. Hatta Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Hasipe Hatun'u meclise davet ediyor. Milletvekili olması için. Ama Hasipe Hatun milletvekili olmaktan şey yapıyor, imtina ediyor. Okuma yazması yok çünkü. Yazamıyor, okuyamıyor, düşünün. Ama ozan ve gerçekten çok güzel, internette bakın. Çok güzel ağıtları var. Kendisi özel olarak davet edilirmiş evlere, ortamlara ağıt yaksın diye. Böyle. Yaşar Kemal kıymetli bir yazarımız. Kendisi vefat ettiğinde cenazesine de gitmiştim. Allah rahmet eylesin. Okuyun. En azından birinci cildini okuyun derim. Görüşmek üzere. Özellikle tabii Çukurova insanları, Çukurova gençleri okusun. Benim kızım da belli bir yaşa geldikten sonra okutacağım. Şimdi okutmak istemiyorum. Çünkü bu yaşlarda çok zevk alacağını bu romandan sanmıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.